Sevgili takipçilerim, bugün 17. günün menüsü çeşmi nigar çorbası, tavuklu krepli bohça, pirinç pilavı, kompostlu revani. Ben size tavuklu krepli bohçayı göstereceğim inşallah. Şimdi tavuğumuzu koymaya başlayacağım. Ben hepsini doğradım, hazırladım. 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız var. Böyle tavuk göğsü kuşbaşı olarak doğradım. 600 gram burada göğsümüz var. Onu birazcık böyle bir karıştırayım önce biraz. Şimdi bir tane havucumuz var. Onu da koyuyorum. Biraz da bununla havuçlaşıyorsun. Havuç biraz geç piştiği için öncelikle onu koyuyorum. Kapatacağım. Bu biraz pişecek. Az bir şey. Şimdi bir tane soğanımız var. Kursan bir tane yeşil biber, bir tane kaplıca biber. Onları da koyuyorum. Şimdi baharatlarını koyacağım. Demin zilim çaldı, o yüzden birazcık beklettim. Bu şekilde birer kaşık baharatlarını koyuyorum. Tuzu yine herkes, baharatı da kendi damak tadına göre ayarlayabilir. Bir de Ramazan olduğu için tam tuzun şey yapamıyoruz. Kaşıkta toz biberimiz var. Şimdi bir çay bardağı da bezelyemiz var. Onu da koyuyorum. Bir yemek kaşığı da salça koyacağım sulandırıp. Bunun ağzını kapatayım, ben onu hazırlayayım. Böyle bir çay bardağı da suyumuz var. Böyle hepsini dökmedim önce. Bunu böyle kıvamını açacağım. Tavuğumuzun üzerine dökeceğim. Bir çay bardağı suyla bir yemek kaşığı domates salçamızı da böyle kıvamını açtım. Şimdi bunu arka tarafa alacağım. Bu tarafta ben krepimi hazırlayacağım. Kapatayım pişsin. Şimdi krepimi hazırlıyorum. Bir su bardağı sütümüz var. Bir su bardağı da su koyacağım. İki tane yumurtamız var. Onları da yıkadım, hazırladım yanıma. Bir çay kaşığı da tuzumuz var. İki su bardağından iki parmak eksik de unumuz var. Şimdi azar azar yine döküyorum. Hepsini dökeceğim, alır çünkü. Sürekli yaptığımız için. Ama un değişik oluyor bazen. O yüzden insan yine de tereddüt edebiliyor. Krep hamurumuz da bu şekilde hazır. Koyu ayran gibi. Şimdi pişireceğim ben bunu. Böyle az bir şey tavamıza yağımızı dökelim. Fırçayla her tarafını böyle gelecek şekilde. Şimdi kepçeyle alıyoruz bu şekilde. İnce bir tabak elde ediliyor. Krepimiz ince olursa daha güzel olur. Bu şekilde çeviriyorum. Ben kaldırıp atamıyorum. Ben de bu şekilde çeviriyorum.
Şimdi krepimizi alıyorum bu şekilde. Bakın bu tarafa da pişti. Şimdi alıyorum. Diğer işlemleri bitene kadar bu şekilde yapacağım. Şimdi beşamel sosunu yapıyorum. 2 yemek kaşığı tereyağını koydum. Eridikten sonra ununu koyacağım. 2 yemek kaşığı da unum var. Bunu da döküyorum içine. Rengi dönünceye kadar bu şekilde kavuruyorum. Şimdi sütümü koyuyorum. Bir bardak daha alacağım. Şimdi beşamel sosum da oldu. Biraz karabiberle tuz atacağım şimdi. Böyle. Altını kapatıp karıştıracağım. Tamam. Şimdi krepimizi bu şekilde alıyoruz. Şöyle şu tarafını getireyim. Sotemizden de içine bu şekilde koyuyoruz. Borcamımı da yağladım. Bu şekilde işlemlerimi tamamlayacağım. Şimdi beşamelimi koyuyorum bu şekilde. Şimdi kaşarlarımı koyuyorum üstüne. Çok doyurucu, çok besleyici bir yemek oluyor bu da. Önceden ısıtılmış olduğum fırına da vereceğim. Açtım fırını, ısınıyor. İyice kaşarlar eriyip biraz kızarıncaya kadar fırında kalacak. Yemeğimiz bu şekilde hazır. Bir de tabağımı da alayım bu şekilde. Bir de böyle keseyim, göstereyim. Çok harika bir şey oldu yani. Bakar mısınız şöyle? Çok güzel oldu. Hem doyurucu hem leziz bir yemek. Yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolar için takipte kalın. Hayırlı iftarlar.